Abi esnafı bitirdi bu durum ya. Yani esnafın yani esnaflıkla alakalı hiçbir şey kalmadı abi. Yani her gün zam, her gün farklı şeyler. Yani biz yorulduk abi ya. Yani kısa ve net yorulduk. Esnaf olarak yorulduk abi. Abi şöyle söyleyeyim, bu arabadan 3 tane aile ekmek yiyor. Yani bu arabanın ekstra bir eksisi bize zarar. Yani bir evin gelirimi, geçimi bunlar bu arabanın üstünden karşılanıyor. Ya bu da olumsuz yönde etkileniyor abi yani. Olmasın, zam olmasın abi. Valla kazandığımız en yarısı akaryakıta gidiyor yani. Şu anda kazanıyoruz akaryakıtı veriyoruz benzin istasyonlarına. Bayağı zorluyor bizi akaryakıt bu süreçte. Kazancımız iyi, işler iyi ama akaryakıta gidiyor yani. Kazandığımız çok arttı yani. Ya, geçen sene yazdan beri %100'ün üzerinde arttı akaryakıt giderimiz. Kusam geldi yani, bu arabaya bineceğimiz kalmadı. Milletin alan var, almayan var. Bütçeler kötü, iş de yok. Diyeceğim bu kadar yani. Abi %100 işimiz de düştü yani. Benim iş yerim var, o da işler de düştü yani. Çok düştü işler. Anladığın gibi diye yani. Yarı yarıya düştü yani. Vergi var, sigorta var, hepsini zor ediyoruz yani. Kilometrede şu araba 130 kuruş para yakıyor. Evden çıkmamızı istemedikleri için maalesef. 6 liraya geçen sene kurtaran akaryakıt şu anda 15 liraya kurtarmıyor. Her hafta zam geliyor. Bilmiyorum. Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. Şimdi biraz fazla geldi zamlar. Etkileniyoruz. Şahsen benim arabam yok. Ben pek etkilemiyorum ama işte otobüslere bindiğimiz için zamlar da oluyor ama yapacak bir şey yok. Alıştık. Hayat böyle daha güzel sanki. Kolay gelsin. Eyvallah. Akaryakıta gelen zamlar en azından zam gelmek zorunda ise de yani her gün zam gelmez ki. Her gün bir iki günde bir zam geliyor. Toplam bir zam yaparsın. En azından 3 aydan 3 aya yaparsın geçersin. Hem de gündemde kalmaz. Her gün zam, her gün zam, her gün zam olmaz ki. Ya bir ÖTV indirimi bu dönemde uygulanmasa ne olur yani? Uygulansa daha doğrusu.